harcam istiyorum. Başka bir şey istemiyorum şu dünyada. Geleceğine inanıyorum ben. Gelecekler inşallah da. Allah'ım yarabbim tez günlerde kurtarsın. Sayın Cumhurbaşkanımıza da yalvarıyorum. Emine Hanım'a da. Bunlar da anne baba. Çocuklarımızı bir an önce göndersinler. Sıkıntılarımız bitsin. Başka bir şey istemiyorum şu dünyada. 3 günlük dünyada. Cumhurbaşkanımızdan bekliyoruz artık. Kimden beklerim? İnşallah çocuklarımızı gönderirler ya Rabbim. Onlar da anne baba. Bizim çektiklerimizi Allah kimseye yaşatmasın. Çocuğumu ver diyeceğim. Başka bir şey istemeyeceğim. Sadece yavrumu istiyorum diyeceğim. Kim? Her şey onların olsun. En unutamadığımız günler. Ne diyeyim ya? Hiçbirini unutamıyorum ki. Hiçbirini unutamıyorum. Hepsi içimde dert. Şuramda yanıyor şura. Bir uyuduğumda azıcık kafam dinleniyor. Uyandığıma gene başlıyor şuramda yanman. Ateş gibi yanıyor yüreğimin içi. Sanki diyorum açsalar sanki ateş mi var diyecekler. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönemisi dolayısıyla evladımın eve gelmesini istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Pendik'te oturuyordum. Çocuğumdan dolayı şimdi Sakarya'da oturuyorum. Ziyaretine gidip gelmemiz kolay olsun diye. Özgür Çiloğlu. Kursiyer Teğmen'di yavrum. İçeri aldılar. O gece tam törenlerinin bittiği gün, ertesi günü eve gelecekti yavrum. 14 Temmuz'da oldu. O günü törenleri yapıldı. Bir gün sonra da aradı ki, o gün akşam aradı ki beni. Anne geliyorum ben eve. Hızlı trene dedi bilet aldım. Tamam oğlum dedim. Sağlıcakla gel. O gidiş bir daha yok. Çocuğumdan ondan sonra haber alamadım. Darbe olduğunu duyduk sonra şeyden, televizyonlardan duyduk ama biz ne olduğunu bilemedik. Çocuğuma 2-3 gün çocuğa ulaşamadık, bulamadık. O gece sabaha kadar ben yol bekledim. Dedim herhalde çağrıldı bu da. Çocuğumun anlattığına göre çağrılmış. Gerisi geriye komutanlar çağırmışlar. Geri dönmüş. O gece demişler komutanlar ki nizamiyeyi tutacaksınız, nizamiye bekleyeceksiniz. Tatbikatımız var. Tatbikatta nizamiyede nöbet tutacaksınız. Ama o gece çocuğumun anlattığına göre üstlerinden yağmur gibi şeyler yağıyormuş. Şimdi helikopterden ateş ediliyormuş. Çok şükür sağ kaldı çocuklarımız en azından diyoruz. Çok şükür yavrum ne diyelim. Onu gece almışlar zaten gözaltına. Sabahları bir daha sabaha kadar 2-3 gün biz bir daha haber alamadık. Sadece çocuğum aradı ki anne biz dedi şeye tutuklandık. Biz cezaevi daha var. Mamak cezaevinde istedi. Hemen ablasından biz küçük kızım araba kullanıyor. Çıktık yola Ankara'ya Pendik'ten geliyoruz. Geldik yok kimseleri göremedik. Kimi göreceğiz? Her taraflar kimseye bilgi vermiyorlar. Kimseye bir şey demiyorlar. Nefesim de tıkanıyor. Ondan sonra işte ceza verdiler bunlara. Çocuklarımıza. İşkence etmişler o günü. Onu bize söylemedi yavrum, üzülmesin annem babam diye. Çok işkence etmişler, dövmüşler mi artık? Neler yapmışlar bilmiyoruz. Allah'ım tez günlerde kurtarsın yavrularımızı yarabbim. Kursiyer Teğmen ne yapabilir ki bunlar? O gece ablasına mesaj atıyormuş hatta telefonla. Abla neler oluyor TV'ye bir baksanız ya. Üstümüzden helikopterler geçiyor bizim deyip. Onu da duydum ablasından. Bana söylemiyorlar gene ablaları. Üzülmesin annem babam diye. Ondan sonra baba 2 kere kalp krizi geçirdi. Ben hasta oldum. Duyduk ki çocuğumuz Sincan'da burada cezaevindeymiş duyduk. 15 gün sonra mı bulduk? Bir hafta sonra mı dediler vallahi. Bulduk yavrum ama kaşının gözü buraları böyle şeydi. Çizikti. Ne oldu yavrum ona dedim. Söylemedi anne dedi. Duvara mı çarptım ben de bilmiyorum dedi. Ben üzülecek diye bizi biliyor babasının hasta olduğunu ona zaten. Hiç inanmıyorum ben bunlara. Allah'ım tez günlerde getirsin yavrularımızı ya Rabbim. Sayın Cumhurbaşkanı'na da söylüyorum ben. Yalvarıyoruz onlara da.
Dönsün gelsin yavrularımızı versinler bize. Ne suçu var bu kursiyer teğmenlerin? Valla çok şeyler değişti. Çocuklarım desen iki tane kızım. Onlar öyle rahatsızlandı, hasta oldu. Aynı düzenimiz bozuldu. Baba iki kere kalp krizi geçirdi. Biri damarında stent takılı. Ondan sonra ben guatr hastası oldum. Artık şey bile teşhis devam ediyor. Tedavim. Kanser de olabilir diyorlar. Büyüme, küçülme oranına göre. Çok sıkıntılar yaşadık. 23 yaşındaydı. Pırıl pırıl çocuktu. Daha ilkokuldan beri hep takdirlerle gelen bir çocuktu. Her sınıfta takdiri vardır. Yavrumun takdirlerini hala saklarım. Ondan sonra babasından dolayı heves etti. Babası askeriyeden emekli oldu. Askeriye dikim evinde subayların elbiselerini dikiyordu eşim. Oradan emekli oldu. Ara sıra giderdik ziyaretine. Baba götürürdü bizi Cevizli dikim evinde. Oradan heves etti. Gördü o subayları. Anne ben subay olacağım, anne asker olacağım. Yavrum öyle heves etti işte. Girdi sınavlara. Kazandı çok şükür. Girdi dedik, sevindik ama sonu gelmedi yavrumun. Çok pırıl pırıl çocuktu. Ondan sonra Kuleli'ye yerleştirdik onu biz. Kazandıktan sonra. Kuleli'de bütün öğretmenler takdir alıyordu oradan da. Diyorlardı ki seni Özgür Çiloğlu, hadi seni ateşi olmak olarak görmek istiyoruz deyip yanaklarını sıkarlarmıştı yavrumu böyle öğretmenlere. Tombiş tombişti o zaman küçükken biraz. Ondan sonra işte şeyde de çok güzeldi. Hatta bir ara zor dendi. Tamam oğlum dedim, İngilizce çok güzel. İngilizce görüyordu. İngilizcesi süper. Harp okuluna geldi. Orada da yurt dışına gönderdiler son sınıfta. Orada da askeri sorularla gene Türkiye ikincisi olarak plaket getirdi Türkiye'mize. Böyle pırıl pırıl çocuklara. Ne suçu vardı bu yavrularımızın? Hiçbir suçu yok çocuklarımızın. Sadece iyi olmak, çalışkan olmak, vatanına, bayrağına, milletine bağlı olmak, anaya babaya saygılı olmak. Kimseye karınca incitmiş insan değildi benim yavrum. Hala da öyledir. Bizi üzülecek diye ne yaşadıysa yaşadı kendi kendine hiç söylemez. Gayet güzel görünüyor bize karşı. Çok güzel görünüyor maşallah yavrum ama bıktılar yani, yoruldular. Bizler yorulduk, onlar yoruldu. Geleceğine inanıyorum ben. Gelecekler inşallah da. Allah'ım yarabbim tez günlerde kurtarsın. Sayın Cumhurbaşkanımıza da yalvarıyorum. Emine Hanım'a da. Bunlar da anne baba. Çocuklarımızı bir an önce göndersinler. Sıkıntılarımız bitsin. Başka bir şey istemiyorum şu dünyada. Üç günlük dünyada. Hakkını aramak için hiçbir şey yapamadık. Hatta gideyim dedim birkaç kez. Kısıklı'daki evin önüne gittim Cumhurbaşkanımızın. Sokmadı polisler. Polislerin oradan döndüm ben. Akşama kadar oturdum orada o gün ama. Derdimi anlatayım dedim. Ama hep çıkacak ümidiyle bekledik. Hadi gelecek, hadi gelecek çocuğum. Yavruma sarılmak istiyorum. Uzaktan uzağa kucaklaşıyoruz camın arkasından. Neler yaşamıyoruz ki? O beni yanaklarımdan sıkmaya çalışıyor kendi şeyinden. Ben ona sarılıyorum, kucaklarımı açıyorum böyle. Ne yapalım? O bana soruyor, dışarıdaki haberleri soruyor. Anne babam nasıl, anne ablalarım nasıl, yeğenlerim nasıl? İyiler yavrum diyorum. Hasta olsak da söylemiyoruz ona. Hiç hissettirmiyoruz ona. Ne kadar ağlıyor olsak da içimiz yanıyor. Ama ona güler yüzlü davranmaya çalışıyoruz. Hissettirmiyoruz biz çocuğumuza. Bir an önce gelsin yarabbim Allah'ım, yeter artık. Baba olarak neler yaşamıyor ki baba olarak. Sigara üstüne sigara. İki kere kalp krizi geçirdi. Doktor yasak olmasına rağmen o sigaraya bir paket sigara bitiyor günde. Sağlık gitti elden. Ayakları zor yürüyor. Şu anda. Hep ziyaretlere ben gitmeye çalışıyorum. Babayı götürmüyorum. Yürüyemiyor çünkü. Zor yürüyor. Ayaklar durdu artık. Neler yaşamadık. Neler yaşamadık Cumhurbaşkanımızdan bekliyoruz artık. Kimden beklerim? İnşallah çocuklarımızı gönderirler ya Rabbim. Onlar da anne baba. Bizim çektiklerimizi Allah kimseye yaşatmasın. Çocuğumu ver diyeceğim. Başka bir şey istemeyeceğim. Sadece yavrumu istiyorum diyeceğim. Kim? Her şey onların olsun. Emine Erdoğan'a söyleyeceğim. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanıyla karşılaştırırlarsa beni ona söyleyeceğim. Niye söylemeyeyim? Yavrumu isteyeceğim. Ben başka bir şey istemiyorum onlardan. Hepsi onların olsun. İsteyenlerin olsun. Hiçbir şey istemiyorum başka. Dünya onların olsun. Bir parça zeytin ekmek yeriz biz, yavrumla mutlu oluruz. Doyururuz karnımızı. Başka bir şey istemiyorum ben. Şu dünyada yavrum istiyorum sadece. Çocuğumu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum şu dünyada.
bir seneden beri ne uykumuz uyku, ne yediğimiz yedik. Gülmeyi unuttuk 8 seneden beri. Gülmeyi unuttuk. Bitsin artık çilemiz ya Rabbim. Sen yardımcı ol ya Rabbim. Çocuklarımızı kurtar Allah'ım artık ya Rabbim. Hiç suçuz, günahı yok yavrularımızın. Vatana, millete hayırlı bir insandı bu çocuklar. Allah, en unutamadığımız günler. Ne diyeyim ya? Hiçbirini unutamıyorum ki. Hiçbirini unutamıyorum. Hepsi içimde dert. Şuramda yanıyor şuram. Bir uyuduğumda azıcık kafam dinleniyor. Uyandığıma gene başlıyor şuramda yanman. Ateş gibi yanıyor yüreğimin içi. Sanki diyorum açsalar sanki ateş mi var diyecekler. Kömür mü oldu artık diyecekler. Bilmiyorum, o kadar yanıyorum yani. Şuram yanıyor evladım için. Durmadan kitap istiyor bizden. Hem de İngilizce kitaplar. İngilizcesi gene süper. 4 senelik halkla ilişkileri okudu. Onu bitirdi geçen sene. Koca cezaevinde, Düzce cezaevinde öğretmen Yusuf Hoca'yla konuşuyoruz sürekli kitap mitap istediğinde benden. Tek diyor bu okuyor İngilizceyi. Koca cezaevinde İngilizce okuyan yokmuş başka. O kadar İngilizcesi güzel maşallah. Şimdi Fransızcaya heves sardı. Kitapsız kitap istiyor ablasından ki Fransızca kitap yollayın abla bana. Kendi kendime okuyacağım ben gene. Fransızca öğreneceğim. Dil geliştireceğim. Kendisini geliştirmeye çalışıyor yavrum gene oralarda. Son sözüm yavruma kavuşmak. Ölmeden önce evladımı bir kere görmek. Yavrumu kavuşayım. Ölsem de gam yemeyeceğim bir daha. Ama çocuğum için yaşamak zorundayım. Allah'ım hayırlı ömürler versin de yarabbim. Çocuğumu göreyim. Son sözüm yavruma kavuşmak. Başka bir şey istemiyorum. Her şeyler dünyayı isteyenlerin olsun. Sadece yavrum gelsin yeter. Affedilip eve gelmesin. Affedilecek bir şey yapmadı yavrularımız ama. Benim yavrularımı da af gelip eve gelmesini istiyorum. Babasını, annesini görmesini istiyorum. Anneannesi ona hasret gitti. Çok severdi anneannesi. Öldü anneannesi. Vefat etti. Allah rahmet eylesin anacığım. İnşallah Cumhurbaşkanımızdan çocuklarımızı evlerine göndermesini, annesine, babasına kavuşmasını istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Sadece çocuğumu istiyorum, yavrumu istiyorum ben. İçimiz yanıyor. Bitsin artık yangınlarımız, çocuğum gelsin eve. Babasının hasreti de bitsin, hastalıklarımız bile düzelecek belki o zaman. Başka bir şey istemiyorum, yavrumu istiyorum sadece.